Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Uçan Halı. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Yurda Gün Göker. Senaryo Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayan Aytekin Yörük. Günlük güneşlik, ne güzel bir gün. Şu ağacın altına oturayım bari. Hey Hasan, orada yalnız başına ne yapıyorsun? Kufi'nin uçan halı maceralarını okuyorum Murat. Yine mi Kufi'nin maceraları? Her gün okuyorsun, bıkmadın mı? Bıkmak mı? Bu uçan halı macerasına bayılıyorum ben. Hadi benimle gel, gidip misket oynayalım. Hayır, sen git, gelemem. Peki, peki, tamam. Seni uçan halımla baş başa bırakayım. Hadi eyvallah. Güle güle. Ne olurdu sanki benim de bir uçan halım olsaydı. Amma eğlenirdim. Evet, nerede kalmıştım? Şurada, tamam. Sonra Pufi şeyhin kızını kurtarıp haramileri kadıya teslim eder. Üf be, haramileri nasıl da yakaladı. Vay canıma. Of, akşam oluyor. Hemen eve gitmeliyim. İnşallah geç kaldığım için annem kızmaz. İmdat! Yetişin! Hırsız! Hırsız cüzdanımı çaldı! Yakalayın! Yardım edin, cüzdanımı çaldılar! Allah Allah! Bu sesler de nereden geliyor? Yakalayın! Yardım edin! Yardım edin! Hey! Bir dakika! Çekil dedim önümden! Yoksa karışmam! Aha. Demek sen hırsızsın ha? Dur! Hiçbir yere kaçamazsın! Dur! Sen tutup çekil! Kafam! 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 Yetişmek üzere kafam lazım! Ah! Benim ağrıyor! Şuraya kalın! Yakaladım seni! Kavuşun kolları nasılsın? Hocam bir şey olmuş mu yavrum, bir şeyin yok ya. Başımı çarptım galiba. Biraz başım ağrıyor. Dur bakayım. İşte burada bir şişlik var. Burası. Dur, kalk bakayım ayağa yavrum. Yok, bir şeyim yok, merak etmeyin. Buyurun efendim, cüzdanınız bu olmadı. Evet evladım, Allah hepinizden razı olsun. Allah göstereyim. Şimdi de Allah razı olsun. Bu paralar çocuklarımın bir aylık nafakasıydı. Allah razı olsun yavrum. Sizden de Allah razı olsun efendim. Dur bakayım, senin babanın adı ne? Nerede oturuyorsunuz çocuğum? Enes Turan. Bir sokak arkada oturuyoruz. Enes. Tamam. Şimdi hatırladım. Çelik jant bisiklet fabrikasında ustabaşı değil mi? Evet efendim. İyi tanırım. Ben de o fabrikanın bekçisiydim. Öyle bir babaya da böyle bir evlat yakışır zaten. Teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle ben artık gideyim. Evden merak ederler. İstersen seni ben götüreyim. Zahmet etmeyin efendim. Ben giderim. Bu kitaplar senin olmalı herhalde. Al bakalım. Kitapları unutmuşum. Evet efendim. Benim. Pekala. Hadi hayırlı akşamlar evladım. Size de efendim. Benim anne, Hasan. Nerede kaldın oğlum? Hava karardı. Hepimiz seni çok merak ettik. Kırda kitap okuyordum, dalmışım. Baban yorgun argın işten gelsin, sonra da seni aramaya çıksın. Özür dilerim anne. Şu elektrik düğmesi de neredeydi ki? Burada işte. Hasan. Dur bakayım. Senin halin ne böyle? Üstün başın toz toprak içinde. Bir şey yok anne. Bana bak Hasan. Neler olduysa anlat bakayım bana. Gelirken yolda bir koşan adamla çarpıştım. Aman Allah'ım. Bir şey yok ya oğlum. Dur bakayım dur. Anne. Şöyle bir iyice bakayım sana. Lütfen, bir şeyim yok, iyiyim. Pekala.
Bir daha akşam olmadan eve döneceksin, tamam mı? Peki anne. Çabuk odana çıkıp üstünü başını değiştir. Ha, olur anne. Sonra da hemen sofraya. Ha, iştahım yok anne. Ben biraz kitap okuyup yatacağım. Ay, sinirlerim zaten çok bozuk. Seninle uğraşmak istemiyorum. Anne. Gene ne var? Babam duyarsa üzülürüm. Ona bir şey söyleme lütfen. Babana hesabı sen kendin vereceksin. Şimdi elini yüzünü yıka ve sofraya gel. Peki anne. Bu çocuk benden bir şey saklıyor ama ne? İşte babası da geldi. Şimdi ben ne diyeceğim? Geldim, geldim, geldim. Hasan nerede? Yukarıda odasında. Niye? Kötü bir şey mi yapmış? Yok canım. Bir hırsızı yakalatmış. Ne? Ne dedin? Aman Allah'ım. Yaşlı bir adamın parasını birisi çalmış, başlamış koşmaya. Peşinde mahalleli. Tam o sırada Hasan da karşıdan geliyormuş. Ahali hırsız var diye bağırınca Hasan da hırsızın önüne geçmiş. İkisi birden yere yuvarlanmış. Mahalleli de yetişip hırsızı yakalamış. Şimdi anlıyorum. Demek o yüzden üstü başı perişandı. Bak işte Hasan geliyor. Gel bakalım benim aslan oğlum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Gel otur şöyle. Hasan. Efendim anne. Baban her şeyi öğrenmiş. Bana da anlattı. Çok özür dilerim baba. Üzülme oğlum. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hırsızla çarpıştığını bana da anlatabilirdin oğlum. Varma çocuğun üstüne hanım. Üzülüyoruz zaten. Çok korkmuştum. Hanım yemek ne oldu? Akıl mı kaldı ki insanda? Hadi verin tabaklarınızı. Anne bana lütfen az da olur. Torba da soğumuş. Ne yapayım, ne yapayım? Öyle dediğine bakma hanım. Sen koy, çok acıkmıştır. Hadi oğlum, şu kadarcık çorba mideni delmez ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Buyur baba. Bak oğlum. İnsanlara iyilik etmek ne güzel bir fazilettir. Evet. Lakin her insan yapabileceği şeyleri iyi düşünmeli. Haklısın. Bir daha öyle tehlikeli işlere karışma oğlum. Şimdi senin görevin okuyup milletine ve insanlara faydalı işler yapmaktır. İnşallah baba. Elhamdülillah. Hadi oğlum yemek duasını sen oku. Olur baba. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi illezi eşbi'ana ve ervana min gayri havlim minna ve la kuvve. Allahümme et'imhüm kema et'amuna. Allahümme erzukna kalben takiyyen mine şirki beliyyen la kafiren ve la şakiyyen. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Akşam namazı geçiyor. Abdestsiz olan abdest alsın. Cemaatle kılacağız. Ben abdest alacağım. Allah'ım, annemi, babamı, arkadaşlarımı, komşularımızı çok seviyorum. İstiyorum ki onlara hiçbir zarar gelmesin. Kötü adamlara karşı beni güçlü eyle. Bana bir uçan halı ver. Herkese iyilik edeyim ya Rabbi. Hayli geç oldu. Artık uyumalıyım. Hasan. Hasan. Hı? Uyan. Ne oluyor? Uyan Hasan. Kim var orada? Korkma Hasan. Ben çocukların dostuyum. Buraya niye geldin? Sana yardım etmek için. Yardım mı? Ne yardımı? Uçan bir halı istemiyor muydun? Evet ama... Senin de bir uçan halın olacak Hasan. Fufi'ninki gibi mi? Evet. Fufi'ninki gibi. Yaşasın. Yerdeki halıyı görüyor musun? Evet görüyorum. İşte o halının püsküllerini birbirine sürtünce istediğin yere gidebileceksin. Bu imkanı iyi işlerde kullan, değil mi? Olur. Peki efendim. Püsküller. Püskülleri sakın unutma Hasan. Kayboldu. Gitti. Hasan. Hasan oğlum neyin var? Odandan bir sesler duydum. Sen misin anne? Galiba rüya gördüm. Yavrum nasıl da terlemişsin. Dur bakayım terini sileyim de aşağıya. Sağ ol anne. Artık uyurum. Tabii tabii. Hadi oğlum Allah rahatlık versin. Sana da Allah rahatlık versin.
Amma da uyumuşum. Kalk yüzümü yıkayayım. Bu halı nasıl uçar ki? Herhalde rüya gördüm. Evet, evet, bir rüya olmalı bu. Aman boşver. Şu çoraplar da nerede ki? Sonya'nın altına koymuşum. Acaba denesem mi ki? Denemeyi kurt yemez ya. Annem gelmeden bir deneyeyim. Evet. Aksakallı dede ne demişti? Şu püskülleri birbirine sürtelim bakalım. Tamam. Evet işte oldu. Ama... Eyvah. Ölüyorum galiba. Gözlerim görmez oldu. İşte şimdi görüyorum. Kör olmamışım. Uçuyor bu. Bu halı uçuyor. Aman Allah'ım. Ben nerelere gelmişim böyle? Halıyı nasıl durduracağım peki? Aşağıdaki şehir Bağdat olmalı. Bu şehri de geçtik. Alabildiğine her taraf çöl. Durduramıyorum. Eyvah, ağaçlara bindireceğim. Oh. Ucuz atladım. Ama şehri de geçti. Ben şimdi ne yapacağım? Onun köşesini çevirsem. İmdat! İmdat! Düşüyorum! Düşüyorum! Neyse, bunu da atlattık. Midem bulanıyor. Ay, bu da ne? Çölün ortasında bir çocuğu kovalıyorlar. Hey! Bırakın çocuğu! Allah Allah! Bu uçan halı da neyin nesi? Bir şeyin yok ya arkadaş! Hayır, iyi! Şu püskülleri birbirinden ayırırsam halıyı belki indirebilirim. Oldu işte, iniyor. Hay Allah, şimdiye kadar nasıl da aklıma gelmedi bu. Sağ ol arkadaş, hayatımı kurtardın. Kimdi onlar? Sana niye saldırdılar? Cafer diye bir zalimin adamları. Az daha unutuyordum. Benim adım Hasan. Benim adım da Mehmet. Eski Sultan el-Ahmet'in oğluyum. Peki kim bu El Cafer? Bundan birkaç yıl önce şehrimize gelmiştik. Bu şehirde yaşayan herkes dürüst olduğu için El Cafer ve adamlarını da kendileri gibi sandılar. Neyse, babam El Cafer'e yardım edip zengin etti. El Cafer de her işe kendi adamlarını yerleştirip bütün şehre hakim oldu. Babamı sarayından alıp zindana attırdı. Ben ve kardeşim babamın veziri El Hakim'in yardımıyla saraydan kaçtık. Sonra? Sonrası işte erzak için El Hakim'in yanına gidiyordum ki beni yakaladılar. Çok üzüldüm Mehmet. Şimdi şehre gideceğiz. Hadi öyleyse, bin halıyı. Olmaz, halıyla dikkat çekeriz. Bizi hemen yakalarlar. Peki çölü yürüyerek mi geçeceğiz? Hayır. Atın buralarda olmalı. İşte şurada hurma ağacının altında. Bir an önce El Hakim'i bulmalıyız. Yalnız bekle de şu halıyı toplayıp yanıma alayım. Demek uçan bir halıyla gelen dev gibi birisi çocuğu elinizden aldı ha? Öyle mi vezir? Evet efendim, aynen öyle oldu. Korkak herifler. Derhal en iyi adamlarımı al ve halıyı bulup bana getirin. Hadi. Baş. İşte geldik
hatta. Şimdi ne yapacağız? Bak şu duvarın dibinde oturan büyük adamı görüyor musun? Caminin duvarında kim? Yalnız burada bir daha elinle göstermiş. Neden peki? Dikkatli olmalıyım. Şehrin içinde şifreli konuşacağım. Peki Mehmet, anladım. İşte sana bahsettiğim El Hakem bu adam. Demek El Hakem bu adam. Evet. Şimdi beni burada bekle. Gidip durumu ona anlatayım. Peki Mehmet. El Hakem. El Hakem. Şehre gelmeni kim söyledi? Şşş, yavaş konuş. Sana diyeceklerim var. Bu kadar önemli haber de ne ola ki? Görmedikten şu garibe bir sadaka. Ey Cafer, sarayı eline geçirdiğinden beri ortalık direnci kaynar oldu. Al bakalım. Allah bize lazım. Bunlar gizli gizli bir şeyler konuşuyor. Şunları biraz dinleyelim bakalım. Şu uçan halı var ya. Evet, duymuştum. İşte bu benim arkadaşım Hasan'ın. Yani? Hani o işte kullanabilir miyiz diyorum. Demek öyle. Bu haberi hemen yetiştirmem gerek. Ondan sonra gelsin altınlar. Şimdi hemen buradan savuşmalı. Arkadaşın atın üstündeki sarı çocuk. Evet o. Arkadaşın yaman birine benziyor. Beni El Cafer'in adamlarından kurtardı. Aferin Hasan. Şimdi beni iyi dinle Mehmet. Buyur El Hakem. İkiniz derhal büyük kayalıktaki mağaraya gidin. Ben daha sonra gelirim. Ne oldu Mehmet? Hadi atlan gidiyoruz. Peki, atla terkini. Tamam. Hadi gidelim. Hadi oğlum. Sultanımızı görmek istiyorum. Defol oradan pis adam. Sultanımız senin gibi bir serseriyle konuşmaz. Uçan halı hakkında konuşacaktım. Uçan halı mı? Evet, uçan halı. Öyleyse çabuk gel benimle. Sultanım seni görmek isteyecektir. Buradan sola dön. Doğru yürü. Sultanımız karşına çıkacaktır. Olur. Sen de kimsin be? Burası yol geçen hanım. Etiğinizi öpeyim efendim. Ne istiyorsun? Hemen söyle ve defol. Efendim, uçan halı bir çocuktaymış. El Hakem'le çocuğu konuşurken duydum. Demek El Hakem'in de parmağı var bu işte. Bu haber yayılmamalı. Bize aptal yerine koyup masal anlatan şu yalancıyı derhal zindana at nöbetçi. Baş üstüne. Halı başkasının eline geçmemeli. Nöbetçi. Buyurun sultanım. Şöyle daha fazla adam göndersinler. Çocukla El Hakem'i yakalasınlar derhal. Baş üstüne. Bu sıcakta dayanılır gibi değil Mehmet. İşte mağarada göründü. Orada su olacaktı. Bu mağarayı nasıl buldun Mehmet? Burayı babamdan öğrendim. Sonunda gizli bir geçit var. Bu geçit nereye açılıyor biliyor musun? Bilmez olur muyum? Sarayda bir yere açılıyor. Ne? Saraya mı dedin? Yaşasın. Niye bu kadar çok sevindin? Daha iyi ya. Saraya açılıyorsa halıyı alıp oraya gideriz. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Dur. Burada attan inelim. Kayalara geldik. Önce senin. Dur, ben de ineyim. Tamam, gel bakalım. Ama yavaş. Atı mağaranın girişine saklayalım. Olur. Kız kardeşim seni görünce çok şaşıracak. Ayşe! Ayşe neredesin? Mağarada kimse yok galiba. Ayşe! Ayşe neredesin? Mehmet, şuraya bak. Her şey birbirine girmiş. Kaçırmışlar onu Hasan. Çocuğu kaçırmışlar. Canım kardeşim. Sultanım, mükafat hak ettim. Halıyı buldunuz mu? Hayır, ama sultanın kızını yakaladık. Salak! Kızdan bana ne? Halıyı bulsanız da siz halıyı. Bir kim verirsin sen? Hay efendim. Sersem. Peki kızlar ne? Sarayda, burada efendim. Hemen yanıma getir. Baş üstüne. Tamam, işler iyi gidiyor. Şimdi sıra oğlanda. Bu eksikti. Şimdi ne yapacağım? Kardeşimi de kaçırdılar. Üzülme artık. Olan olmuş bir kere. Bu durumda nasıl üzülme? Halı elimizde olduktan sonra kurtarırız onları.
Ben korkmaya başladım Hasan. El Cabber beni de yakalayacak. Korkma. Hadi gel önce halıyı açalım. Hah. Evet. Aman. Halı hazır. Gel otur şöyle. Gidip el hakemi bulur. Her şeyi yeniden planlarız. Peki. Evet tamam. Hazır mısın? Evet hazırım. Pekala. Bak şimdi kalkıyoruz. Aman Allah'ım. Uçuyorum. Tabii ya ne sandın? Uçmak ne güzel şeymiş böyle. Evet hem de çok güzel. Aa, şehre geldim bile. Evet. Buyur Hasan. El hakemi nasıl bulacağız? Ay, atla gidebilseydik kolay olurdu. Ama yine de birilerine sorarız. Peki öyle yaparız. Biraz alçal da şu giden adama soralım. Affedersiniz. El hakemin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne korktu acaba? Bak Hasan. Caminin arkasındaki evi görüyor musun? Evet. Pencerede biri var. Ona soralım. Olur. Yavaş ol Hasan. Hasan minareye bindirecekti. Affedersiniz. El hakemi nerede bulabiliriz? Bir uçan alın. Karama söylesem bana dediler. O pencereyi yüzüne kapattı. İstersen şu aşağıdaki kalabalığa soralım. Onlardan biri belki bilir. Olur. Herkes kaçıyor. En iyisi havadan inip öyle sorun. Beni tanırlar. Sen sor. Şu arka sokak sakin. Oraya inelim. Hey, biraz yavaş olsana. İdam alt üst oldu. Biraz sert oldu ama işte indik. Önce halıyı toplayalım. Evet. Tamam. Bak burada bekle. Bunu yüketme kendine. Burada bırak. Halımı yanımdan ayırmamam lazım. Hemen dönerim. Bir dakika bakar mısınız? Allah aşkına beni rahat bırak çocuk. Ha, dur kaçma. Sadece... Hay Allah. Bunlara ne oluyor böyle? Neyse Mehmet'in yanına döneyim hemen. Ne oldu Hasan? Öğrenebildin mi? Kimse konuşmak istemiyor. Herkes benden kaçıyor. Hasan. Buyur Mehmet. Bu böyle olmayacak. Peki nasıl olacak? Tehlikeli ama en hakemin evine gidelim. Nerede olduğunu belki evinden öğreniriz. Tehlikeye bayılırım. Hadi hemen gidelim. El hakemin evini biliyorsun değil mi? Unutmadıysan büyük hamamın arkasında olacak. İşte uçan halı el hakemin evine gidiyor. Bu sefer mükafat alacağım. Ne var? Ne oluyor? Çabuk kapıyı aç. Kimsiniz? Benim Mehmet. Yanımda da Hasan var. Çabuk içeri girin. Ben de çıkmak için hazırlanıyordum. Buraya gelmeyecektiniz. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Kız kardeşimi kaçırmışlar. Bu çok kötü işler. Siz doğru mağaraya. Oradan da saraya gidin. Olur. Ben de arkadaşları toplarım. Sonra da... Ezeriz kafasını yılanız. Peki. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Hey Hasan aşağı bak. Ne oluyor orada Mehmet? Bunlar en Cafer'in adamları. El hakemin evine gidiyorlar. Ha, niyetleri kötü galiba. Peki şimdi ne yapacağız? Geri dönüyoruz. Niye peki? Halıyı alabildiğiniz kadar taş yükleyip şunlara gününü gösteririz. Harika bir fikir. Çocuk hala yakalandı. Ne oldu acaba? Sultanım. Sultanım çok önemli haberlerim var. Çocuk yakalandı mı? Hayır ne çocuğu daha önemli. Dirli etme adamı. Ne söyleyecekse söyle de defol. Söyleyip mükafatımı alırım tamam mı? Çabuk söyle hadi. Uçan halıyı gördüm. El hakemin evine gitti. Neymiş neymiş? Uçan halı mı? Çıldıracağım. Bir de mükafat istiyorsun. Sersem şey. Ya ama şimdi niye kızdı? Defol! Kovuldun mezirlikten salak adam. Kovuldun. Peki. Buyurun. Çıkar sakın şuradan. Açın. Yeni mükafatımı vermedin. Alacağın olsun. Bu çocuk başıma üşüşecek. Hala yakalayamadım. Vay canına. Hay
taşı çok büyük dedik galiba. Halı sallanıyor. Bu kalabalık sürüyor ancak yeter. Hadi Mehmet. Atış serbest. Fırlat taşları. Tamam. Alın sizi. Alın sizi. Alın. Alın. Allah Allah. Dışarıdaki bulut nerede ne? Şu pencereden bir bakayım hele. Demek askerler geliyor. Çocuklar onların hakkından geliyor. Ben de hemen adamlarımıza haber ver. Gel bakalım güvercinim. Artık vaktidir. Dostlarımıza bu haberi götür. Eski sultanımızın işaretlerini minareye astınlar. Abi minareye bakın. Sultanın bayrağı değil mi? Evet evet. Sultanımız yaşıyor. Yaşıyor. Hadi sultanım. Oy vizir neydi o öyle? Aa, işte işte. Gene geçti. Uçak. Vay. Mehmetçiler yakalayın. Şunu yakalayın. Oy. Ne oldu? Tutun şunları diyorum. Korkak sizler. Raizler. Bana doğru geliyor. Tutun şunları. Tutsanız da ya. Ben El Cafer'im. Kimdir o? Kim? Vay canına. Yine uçan alı geliyor. Vay beni. Çıkmayın. Oğlum. Bu ders ona yeter. Şimdi kardeşini babanı arıyor. Şu kulede olmalılar. Hadi o zaman kuleye bakalım. Dikkatli ol Mehmet. Tamam. İşte kuleye geldik. Aha. Pencereden bir bakayım. Tamam. Baba. Ayşe. Mehmet oğlum. İyi misiniz? Biz iyiyiz oğlum. Şuradan bir kurtulabilsek. Artık üzülmeyin baba. Birazdan geri sizi kurtaracağız. Aslan oğlum. Biz şimdi gidiyoruz baba. Birazdan kavuşuruz. Dikkatli olun oğlum. Allah'ın izniyle baba. Allah'ım sana şükür ki bana böyle bir evlat verdin. Yürüyün arkadaşlar. Duvarı derdi. Duvar açıldı ya. Burası saraymış böyle. Teslim olun Cafer. Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Olur, öldürmeyin beni. Teslim, teslim, teslim. Ne zamandır böyle bir yemek yememiştim. Ben de. Ziyafeti hak ettiğiniz çocuklar. Sultanım. Ne var mı sen? Efendim, tahtınızla tekrar kavuştunuz. Her şey de yoluna girdiğine göre bana müsaade eder misiniz? Ama bu kadar çabuk gidemezsin Hasan. Yolcu yolunda gerek Mehmet. Sen artık benim oğlumsun Hasan. Ne zaman istersen gelebilirsin. Sağ olun efendim. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun oğlum. Güle güle Hasan. Gene bekleriz. Allah Allah. Bu Ev Cafer değil mi? Ama imkansız o yakalanmıştı. Demek ki kaçmış. Hey! Ev Cafer! Yalvarırım çocuk beni bırak. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Ben kötü bir adamım. Çok kötüyüm ben. Nerede? Köyde nereye gideceksin? Kendi cezamı çekmeye. Açlık ve susuzluktan ölebilirsin. Oğlum keşke ölebilsem. Sultanıma halkına çok kötülük ettim ben. İstersen seni götürebilirim. Nereye? Bağdat'a. Sultan El Ahmet'in yanına. Yok hayır. Dünyada olmaz.
Ben zaten ondan kaçıyorum. Az dilersen sultan seni bağışlayacaktır. Ne olur yeter çocuk, ben çöllerde ölmek istiyorum. Şimdi neden ağlıyorsun? Yaptığım kötülükten ben utanmıyorum. O zaman halıma bin de istediğin yere bırakayım seni. Sahi mi? Ama bir daha kötülük yapmayacağına söz ver. Tamam, peki söz. Bir daha kötülük yapmayacağım. İyi o halde. Alıyı indiriyorum. Tamam. İndir. Oldu işte. Oy. Sen ne iyi kalpli bir çocuksun. Gözlerimi yaşarttın. Hadi gel. Otur alıyı. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. O halde uçuyoruz. Tamam. Bu halı, bu halı çok güzel. Efendim? Neden alçaktan uçuyoruz? Halıya fazla ağır geldim, onun için. Öyle mi? Dur. Önce ben biraz arkaya gideyim. Söyle bakalım. Şimdi daha iyi değil mi? Tamam tabii. Sen söyle, nereye gitmek istersin? Mısır'a mı? Evet. Yok. Oranın halkı pek yanı. Duyamadım. Bir şey mi dedin? Şey dedim. Babil'e gitsek dedim. Nasıl istersen. Ama ben yalnız gideceğim. Hey dur. Beni düşüreceksin. Ne yapıyorsun? Bu halı bana lazım. Dur dedim. At suya bakalım aşağı. Benim halı. Benim halı mı aldı? Halı mı aldı? Neyin var yavrum? Oğlum. Kolun mu? Ne oldu yavrum? Koluna ne oldu? Neredeyim? Ne oldu bana? Yataktan düşmüşsün oğlum. Yataktan mı? Evet. Halının üzerine düşmüşsün. Dur da kaldırayım seni. Hadi kalk. Ben kalkarım anne, dur. Ne oldu orada? Yavrum yataktan düşmüş. Hayır baba, uçan halıdan düştüm. Kötü bir rüya görmüş olmalı. Cafer beni halıdan aşağı attı. Oğlum, iyi misin? İşte bu halıydı baba, bak. Ama nasıl olur? Halı burada. Dünkü hırsızlık hadisesi seni epey korkutmuş anlaşılan. Dur bir dakika hanım. Hasan, gel şöyle son beye otur. Peki baba. Bu gece nasıl bir rüya gördün? Anlat bakalım. Rüya değildi baba. Göklerde uçtum. Hem de bu halıyla. Bağdat'a gittim. Cafer. Ne? Lütfen çocuğu rahat bırak. Kabus görmüş besbelli. Oğlum son okuduğun kitaplar hangileri? Komodinin üzerinde olacaktı. İşte al baba bu. Uçan kaz, uçan adam, uçan halı. Ne oldu baba? Bak oğlum, sen artık büyüyorsun. Evet baba. Büyüyen insanların daha güzel şeyler okuması lazım gelir. Ama bunlar da güzel baba. Güzeldir oğlum. Her kitap güzeldir. Fakat artık kişiliğini geliştirecek daha ciddi eserler okumalısın. Ama baba baksana. Zor bunlar... biliyorum. Fakat bu tür çizgi romanlar zihninin gelişmesine bir fayda sağlamayacaktır. Peki hangi kitapları okuyacağım? Hırsızı yakalattığında duyduğun hazzı tattıracak daha duygulu güzel kitaplar. Her akşam okuduğumuz kitaplardan mı? Aferin işte o kitaplarda. Okumaya çalışırım baba. Söz. Acıktığımızda yemek yer, üşüdüğümüzde kalın elbiseler giyeriz. Bunlar maddi olan zaruri ihtiyaçlarımızdır. Bir de manevi gıdalarımız vardır ki o gıdaları alamazsak insanların birbirine saygısı ve hoşgörüsü de kalmaz. İstediği gibi hareket eder yavrum. Tabii hırsızlık da yapar. Sohbetiniz bittiyse kahvaltımızı yapalım. Ne dersiniz? Olur. Bugün de hava çok güzel. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Yok, uçmak istemiyorum. Biraz kitap okuyorum. Hey Hasan, geleni uçan alıyor okuyorsun. Hayır Murat, ben artık büyüdüm. O kitaplar çocuklar için. Ama daha dün Pupi'nin maceralarını okuyordum. Artık bana zevk vermiyor. Daha güzel kitaplar okuyorum. Aman boşver, tatilde kitap okunur mu? Gel koşup eğlenelim. Ben bu kitabı okurken daha çok eğleniyorum Murat. Ayağı merak ettim elindeki kitabı. Adı ne? Rehber İlmihali.
Rehber İbni Ali mi? Evet. İstersen gel birlikte okuyoruz. Ver bakayım şu kitabı. Kim yazmış? Emekli müftü Hasan Yavaş. Bak neler yazıyor. Sevgili peygamberimiz buyurdu ki, kıyamet günü herkese 5 şeyden sual olunur. Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini hangi işe harcadığından, malını nerede kazandığından, malını nerede harcadığından, öğrendiği ilimle amel edip etmediğinden. Hasan, bu kitabı bana verebilir misin? Elbette. Bizde bir tane daha var. Al bu senin olsun. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.